10 yıl aradan sonra Fransa, Libya ve Akdeniz'in doğusunda en büyük kaybeden oldu. Fransa, İngiltere'nin rekabetinden korkarken iki sürpriz aktörle karşı karşıya kaldı. Abone olarak destek verebilirsiniz. Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayımlanmayan gizli raporuna göre Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destekle son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı. Opus yani Project Opus adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer aldı. Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 3 şirketi kullanıldı. Bu 3 şirket Avustralyalı Christian Paul Durant, İngiliz Amanda Catebury ve Güney Afrikalı Stephen John Loach tarafından yönetilip kontrol edildi. Birleşmiş Milletler uzmanları bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı. İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer plandan haberdar olunca helikopterler satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı. Bunun üzerine Opus operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten Antonov An-26B modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten Lhasa T-Bird model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten Pilatus PC-6 ISR model keşif uçağı satın alındı. Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya'daki şirketleri kontrol eden ABD'li eski deniz komandosu ve iş adamı Eric Dean Prince de yardım etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eğitim bakanı görevinde bulunan Betsy DeVos'un kardeşi Eric Prince, ayrıca Hafter'e Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 Nisan 2019'da operasyon için bir teklif yaptı. Raporda Irak'ta sivillerin öldürülmesi skandalı anılan ve bir süre sonra kapatılan ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu olan Eric Prince, Libya'ya silah ambargosunu delmekle suçlandı. Libya'ya hava ve denizden askeri indirme 25-26 Haziran 2019'da Amman, Ürdün ve Malta'dan tertip edildi ve paralı askerlerden oluşan ekip, daha önce operasyonun siber ve füzyon ayağını yürütmek için Bingazi'ye konuşlandırılan askeri uzmanlarca karşılandı. Operasyonun hava ve deniz ayağı, Hafter'in hava araçlarından memnuniyetsizliği ve ekibe tehditleri üzerine. Operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen Lone Lodge'un 29 Haziran 2019'da 20 kişilik ekibini Libya'dan Malta'ya tahliye kararıyla iptal edildi. Opus operasyonundan paralı askerlerden oluşan ekipler ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020'de önemli hedefleri yok etmek üzere Libya'ya konuşlandırıldı ve bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan askeri teçhizat kullanılması planlandı. Ancak bu operasyonda kullanılacak hava araçları Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya ikamet ettiği konuta gittiği sırada suikast girişiminde bulunulmuştu. Başağa'nın saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirten bakanlık, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığını, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini ve iki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Başağa'ya düzenlenen suikast girişimi ise çevrede bulunan güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi. Libya hükümetinin yeni başbakanı Abdülhamit El-Dibeybe, Ankara ile ilişkileri konusunda Kahire'yi rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz hafta Mısır'a sembolik bir ziyaret gerçekleştirdi. Libya'daki yeni sürece dikkat kesilmemiz gerekiyor. En basit zafiyet Libya ve Doğu Akdeniz'de lehimize olan zemini kaygan hale getirebilir. Kaddafi rejimi devrileli 10 yıl oluyor. Fransa rejimin yıkılmasında başat rol oynamış ama Mısır gibi o da beklediği hasadı toplayamamıştı.
Türkiye ise şimdilik büyük kazanan olarak yorumlanıyor. Kaddafi'nin Afrika Birliği stratejisinden kıtanın yeni liderlerini birleştirmek, sınırları ortadan kaldırmak ve tek para birimi çıkarmak konusunda Avrupa Birliği benzeri bir yapıyı hayata geçirmesinden endişe duyan Fransa, Afrika'daki zemini kaybetmemek için NATO'dan bir karar çıkmasını dahi beklemeden Libya'ya karşı saldırıya geçmişti. 10 yıl aradan sonra Fransa, Libya ve Akdeniz'in doğusunda en büyük kaybeden oldu. Fransa, İngiltere'nin rekabetinden korkarken iki sürpriz aktörle karşı karşıya kaldı. Mısır ve Türkiye. Mısır'ın güvenliği Libya'nınkiyle direkt bağlantılı. Özellikle de Mısır'da tartışmalı bir biçimde darbeyle iktidara gelen ve Sina'da terör saldırılarına uğrayan bir rejimin iktidarda olduğu koşullar içerisinde. Açık söylemek gerekirse Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İvan hareketinin Libya üzerinden Mısır'a tekrar sızabileceğinden çok korkuyor. Paris ikili koordinasyonla veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi başka taraflarla koordineli olarak Mısır'ı kontrolü altına almayı başardı ama ikinci aktörü Türkiye'ye hesaba katmadı. Dolayısıyla istediği koşulların dışında sonuçlarla karşı karşıya. Fransa Libya'da istenmeyen konuk haline geldi. Yeniden imar anlaşmaları buhar oldu. Petrol kaynaklarını bölüşme hayalleri ise bir toz bulutundan ibaret kaldı. Ancak Fransa bu emellerinden vazgeçti mi? Elbette ki hayır. Mısır üzerinden yol alma çabası içinde. Sisi geçtiğimiz hafta Libya'nın yeni başbakanı Dibeybe'yi kabul etti. Dibeybe'nin Libya sahasında faal olan bütün tarafları bir araya getirecek, ortak bir zemin bulmaya meyilli olduğunu vurguluyor. Elbette bu çok kolay değil. Zira Dibeybe, Libya'da etkin kartlara sahip olan Kahire ile erken bir çatışmaya girmenin lehine olmayacağının farkında. İki lider arasındaki görüşmede Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları anlaşması olmak üzere bazı kritik meseleler olsa da el-Sisi'nin hükümet kurulduktan sonra konuşmayı tercih ederek kapalı toplantıda konudan açıkça söz etmediğini belirtiyorlar. Bu durum bizim için elbette önemli bir avantaj. Ancak bu avantajı bizim nasıl kullanacağımız daha önemli. Mısır kendi istihbaratlarıyla koordineli olarak Trablus Büyükelçiliği'nin hazırlıklarına başladı bile. İşte tam da bu noktadan itibaren bizim Libya'daki gelişmeleri daha dikkatle takip almamız gerekiyor. Biz kısa ve orta vadede askerimizi Libya'dan çekmeyeceğiz. Ancak zemin de ayağımızın altından kaymamalı. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluk yerleşkesi yaklaşık 6 yıldır kapalı olmasına rağmen sağlam yerinde duruyor. Hafter ve taraftarlarının da bu yerleşkeye yönelik bir saldırısı olmadı. Bu durumda Mısır Trablus'ta hamle yaparken bizim de Bingazi'de hızlı davranmamız gerekiyor. Sisi yönetimi, Dibeybe'nin Kahire ziyareti öncesinde bir yol haritası çalışmış. Bazı siyasiler Mısır'ın yol haritasına ilişkin olarak doğrudan uçuşların başlatılacağını, sınırların açılacağını belirtiyorlar. Cumartesi itibariyle Mısır istihbaratından özel bir ekibin Trablus'a ulaştığını söyleyebiliriz. Şimdilerde sessizliğini koruyan Hafter'in istifa edeceğiyle ve başkanlık seçimi tarihi netleşince adaylığını koyacağıyla bağlantılı senaryolar konuşuluyor ki bu da. Öte yandan Mısır, inşaat alanında faaliyet gösteren bazı Mısırlı şirketler üzerinden yeniden imar alanında pay almak istiyor. Ekonomik olarak da buna ihtiyacı var. Oysa Libya'yı bir şantiye devlet olarak tanımlarsak, gittiğiniz her caddede, hatta sokakta Türk şirketlerinin başladığı ve Kaddafi sonrası yarım kalan inşaatları görürsünüz. Türk inşaat şirketleri için Libya önemli bir kapı ve ilgili kurumlar. Bakanlıklar ve Türkiye Müteahhitler Birliği, Mısır sahaya inmeden Trablus için yola koyulmalı. Dibeybe, Ankara ve Kahire arasındaki dengeyi muhafaza etmek gibi sebeplerle Ankara'ya ilk resmi ziyaretini de çok geciktirmeyecektir. Ancak bizim de bazı hususlarda biraz erken davranmamız gerekiyor. Aksi halde tüm ektiklerimizin meyveleri başkalarına nasip olabilir.